Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fujifilm Ankara Showroom'dan Harun Canlı. Hazar hocamın da dediği gibi yeni bir video. Evet, bugün ne inceliyoruz? Bugün AD360. Evet, Godox'un taşınabilir flaşı AD360'ın incelemesini yapacağız arkadaşlar bugün sizlere. Bu normal aslında taşınabilir para flaş diyebiliriz buna. Yani tabii yani 360 var. Guide number'ı 80 gücünde oldukça verimli bir flaş. Kendi batarya ünitesiyle beraber geliyor. Hani dış çekimlerde özellikle HSS olmasının da faydasıyla her yere taşıyabileceğimiz çok güçlü bir flaş. Kardeşi AD200 ve AD300'den bir tık daha yüksek güçte olan bir flaşımız bu. Evet, bayağı güç olarak güzel. HSS olması müthiş bir artı. 8000'e kadar kullanabiliyor olmamız çok güzel bir artı. Ama HSS demişken ben şunu belirtmek istiyorum. Bizim Godox'larda X1 ve X2T dediğimiz, bir de X-Pro dediğimiz tetikleyici tipi var. Evet. HSS desteği olan tetikleyici tipi. Bunları kullanırsak eğer HSS'sini kullanabiliyoruz. Tabii normal mesela bu DM serisi, işte RT serisi. RT serisinde bunun şeyini kullanabiliyoruz. Onlar da maksimum işte makinamızın enstantane hızına göre mesela işte XT4'lerde falan 250 enstantaneye kadar, daha alt segment bir makinaysa 125 enstantaneye kadar kullanabiliyoruz. Ama kullandığımız tetikleyicimiz X-Pro, X2T, X2T ve X1T olduğu zaman HSS özelliğini aktif etmiş oluyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada ben şey de belirtmek istiyorum. AD360 Canon ve Nikon varyasyon olarak, yani AD360C ve N olarak geliyor. Bunun Olympus, Fuji veyahut da Pentax kullanıcıları veya Panasonic kullanıcıları bunu normal olarak kullanabiliyorlar. Kendi uyumlu tetikleyicilerini aldıkları zaman. Tabii yani bizim elimizde X1, X2, X-Pro olduğu zaman, yani biz Fuji uyumlu bir tetikleyici aldığımız zaman bu modelde C veya N alırsak biz yine bu flaşımızı kendi X-T4, işte X serisi makinalarımızda kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Şimdi zaten ekranda yazıyor. Radyo frekansının hemen yanında Fuji diye belirtiyor. Çünkü biz Fuji tetikleyiciyle şu an bunu tetikliyoruz. Tabii o zaten direkt senkron oluyor buna. Kesinlikle öyle. Onun haricinde batarya ünitesi çok güzel. Harici bir batarya ünitesi evet, var. Aynı şey gibi. Yani flaşın kendi bir power bank'i varmış gibi çalışıyor. Kesinlikle. Yedek bataryaları direkt buradan açıp değiştirebiliyoruz yedek bataryalarla. Ama burada alışık olduğumuz batarya tipinin biraz farklı. Aynen öyle. Biraz farklı. Bir farklı olduğu kısım harici ve kendi adaptörü de içinde. Sadece güç olarak veriyor. Evet, zaten bunun kablosu falan zaten kendi kutu içerisinde aynen çıkıyor öyle. Arkadaşlar. Yani şöyle bir asıl bataryamız bu. Evet. Bataryanın adaptör kısmı var. Asıl bataryamız bu. Küçücük yani, bir şey aslında. Küçük bir bataryamız var. Ama adaptörüyle birleştiği zaman biraz... Tabii. Şimdi ama küçük olmasına rağmen hani böyle bir flaşta, hani guide number'ı 80 olan bir flaşta, 360 gücünde olan bir flaşta tam güçte yani böyle bir küçük bir batarya olmasına rağmen tam güçte 1/1 gücünde 450 kare fotoğraf patlatabiliyor bize. Kesinlikle öyle. Artı bunun bir diğer farklı olduğu özellik de şu. Bataryanın üst kısmında, adaptörün üst kısmında bir buton var. Butonu açmadığımız zaman, yani pili aktif etmediğimiz zaman flaşın on-off butonu işe yaramıyor. Yani buradan önce buraya güç gidecek. Kesinlikle. Sadece bu takılıyken bu flaşı çalıştırabiliyoruz. Kesinlikle. Bir de onun haricinde güç olarak da 360 watt olmasının yanında 1/128'e kadar düşebiliyor. Tabii düşük güçlerde de mesela işte bir gün batımı fotoğrafı çekiyoruz. Çok yüksek güçte patlatmak istemiyoruz. Ön tarafı hafif silüetimizi aydınlatmak istiyoruz. O zaman 128'e kadar düşme imkanımız oluyor. Aynen öyle. Ve dediğim gibi HSS olduğu için günün her saati kullanabiliyoruz. Biz zaten şu an saat yaklaşık 12. Tabii sert ışıkta özellikle geldik. Kullanacağız. Çünkü arkadaşlar sert ışıkta hani flaşsız çekim yaptığınız zaman özellikle işte gelin damat çekimlerinde çok fazla bir taraf gölge, bir taraf aydınlık, hani çok böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Böyle bir flaşınız olursa gün batımı veya işte sadece karanlık havalarda değil, gün ortasında da ön planda çekeceğiniz modeli herhangi bir softbox veya işte önüne taktığınız bir yumuşatıcıyla flaşın çok rahat bir şekilde gün ışığı vererek aydınlatabiliyorsunuz. Bu sayede yüze vuran gölgeler kaybolmuş oluyor. Hangi tip softbox'ları takabileceğimizden bahsedeyim. Şimdi bunun kafa bizim AD200 modelinde olan o tüp olan flaşla aynı. AD200'ün o tüp kafasına olabilen multifonksiyonel softbox'ları takabiliyoruz buna. Aynı zamanda kendi içinde, kutu içerisinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu da yumuşatma gücüne sahip. Reflektör tas olarak geliyor. Ama hani dış çekimlerde özellikle bu multifonksiyonel softbox çok işimize yarıyor. Kutu içerisinde bunun da bir gridi çıkıyor bunu harici aldığınız zaman. Bu multifonksiyonel softbox ne kadar uzun bunu da söylemesi.
Bunun içinde de bir tane gridi çıkıyor. Bunu ekstra aldığınız zaman bu flaşları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve oldukça verimli oluyor. Hani gün batımı, akşamüstü, sert ışıkta her yerde bunu kullanabilirsiniz. Bu arada ben kutu içeriğinden bahsetmişken şeyi de eklemek istiyorum. Normalde bizim şu an kullandığımız plate'i kutu içeriğinden çıkmıyor. Kutu içeriğinden şu şekilde düz bir Standart tripod girişimiz çıkıyor. Aynen öyle. Standart standımız çıkıyor. Ama biz haricen böyle bir haç şeyi bağlantılı bir plate ile ışık ayağına bağladık. Bu da yine Godox'un bir aksesuarı. Kesinlikle. Biz şu an tamamen hani ışık ayağına bağlayabilmek için şu ara aparatı aynen taktık arkadaşlar. Bu ara aparat da hani uygun fiyatlı, hani normal tripod girişli olan bir şeyi. Hot shoe girişine, bir üst tarafı hot shoe girişi oluyor. Alt tarafı da normal ışık ayağı girişi oluyor. Bu arada şunu da belirteyim. Yani bu standla normalde alt tarafından eğer ışık ayağında normal 1.4 vida varsa takılabiliyor. Evet. Lakin biz bunu hani ışığı daha rahat eğip bükelim diye. Biraz daha sağlam olsun istedik. Kesinlikle. Bir de bunun getirdiği, Hotchie standının platinin getirdiği şemsiye bağlantı aparatı. Tabii şurada küçük bir delik var. Buradaki delikten şemsiyemizi takıp istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Evet, o zaman hadi bir deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi çekim yapacağımız yere geldik. Özellikle çok böyle sert ışığın olduğu bir yer seçtik. Kavrun'la beraber. Evet, şimdi setup'ımız bu şekilde. Bir tane AD360, bir tane de multifonksiyonel softbox'ımız var. Kesinlikle. Hani özellikle sert ışığın altına geldik. Bu ışığın hani dolgu gücünü göreceğiz şimdi. Hatta şöyle yapalım Arun Hocam. Bir flaşlı bir flaşsız hani nasıl etki ediyor onu bir görelim. Kesinlikle. Modellik yapıyorum herhalde bugün. Aynen. Bugün yine modelsin. Evet. Şimdi buradaki ayarımız şöyle. Öncelikle ben normal seni pozlarmış gibi pozluyorum. Ondan sonra şu an zannediyorum flaşı çekeceğim. Enstantane değerim bu arada 3200. Diyaframım 2.8. ISO'yu da 320 kullanıyorum. Şu an flaşlı. Bir de flaşı kapatıyorum. Şu an flaşsız bir şekilde seni çekiyorum. Şu an senin bayağı güneş vuran kısmın yani bana tabii göre sağ tarafı. Dengesiz bir ışık olduğu flaşsız şekilde. Çok güzel bir ışık var aslında ama diğer taraf çok gölgeli. Evet. Işıklı olan da tam tersi çok tatlı bir ışık dağılmış yüzünde. Evet, yani her bu, iki tarafta da. Bir de şeyin etkisi herhalde bu softbox'ı taktığımız zaman o sert ışığa göre bir tık daha yumuşattığı için. Kesinlikle. Yüksek enstantanede bunu çekim yaptığımız için çok güzel bir etkisi oluyor şu an benim. Dediğin gibi sert ışık olan bir yer seçtik ama yine de sert ışık olmasına rağmen onu dengeleyecek, onu eşitleyecek şekilde bir ışık gücümüz var şu an yanımızda. Tabii, yani şu an güneş şu tam karşımdan gelse bile yine sert ışıkta bu flaş beni net bir şekilde aydınlatabiliyor olacak. Kesinlikle. Yani bu da HSS'nin etkisi tamamen. Aynen öyle. Hatta az önce de bahsettiğim gibi ben şu an enstantane de 3200 enstantane de kullanıyorum. Yani, tabii çok yüksek bir enstantane değeri kesinlikle var şu anda. Diyaframı da özellikle 2.8 yaptım. Yani tabii alan derinliğini de alayım diye. Bunun en büyük faydası şu hani HSS olayının. Biz enstantanemizi istediğimiz gibi yükseltebiliyoruz. Ve doğal ışıkta böyle sert ışıklı yerlerde diyaframımızı 2.8, 1.4, 1.2 gibi diyafram değerlerini kullanabiliyoruz. Kesinlikle diğer öyle. Diğer türlü biz HSS olmayan bir flaş kullandığımız zaman enstantanemiz 250 olacaktı. Ve bu 250 enstantanede biz mecburen diyaframımızı çok fazla yükseltmek zorunda kalacağız. Kesinlikle öyle. İstersen hocam şöyle yapalım. Şimdi arka tarafta uzun bir yol var. Oranın alan derinliği de güzel çıkıyor. Tamam. Orada birkaç fotoğraf deneyelim. Alan derinliğiyle beraber yani full 2.8'i kullanıp kesinlikle değerinde işte 3.000'lerde 4.000'lerde kullanıp bir de farklı bir mekanda çekim yapalım. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir mekana geldik. Yine Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndayız. Hani yaprakların, ağaçların çok olduğu bir yola geldik. Kesinlikle. Şimdi burada birazcık daha dengesiz bir ışık var. O yüzden hani özellikle burayı tercih ettik. Yani sert ışığı nasıl tölere edebiliyor ona bakmaya. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bugün yani burada ben ışığın birkaç farklı özelliği var. Onlardan bahsedeceğim. Tabii. Yani daha sonra enstantane kullanımının birkaç farklı özelliği var. Şimdi ben burayı normal pozluyorum. Seni içinde flaşla dolgu ışığı olarak kullanarak sana biraz daha etki veriyorum. Sanki ben Photoshop'la oraya konmuş gibi. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi mesela şu anda burayı yaklaşık 160 enstantane ile pozluyorum. 2.8 diyafram. Şu an seni sadece ışıksız bir şekilde normal çektim. Şimdi aynı şekilde, aynı kadrajda. Işığın bir de, gücü nedir? Işığın gücü şu anda 1/64'te. Süper. Şu an ışığın gücüyle seni pozluyorum. Işığı şu an sadece sana dolgu ışığı olarak yani seni biraz daha ön plana çıkartmak üzerine verdim. Bir de burada eğer istersen
Hani bu normalde insanlar kontrastlı yüksek kontrastlı fotoğrafları seviyorlar ya. Arkayı birazcık daha öldürmek için. Aynen öyle. Şimdi ışığı 1/1'e çıkartıp hatta 1/2 yapalım. Bir çok fazla olur. Evet. Şimdi etrafı tamamen karartıyorum. Sadece seni pozluyorum. Evet. Bir de bunu ışıksız bir şekilde yapayım. Işık olmasaydı ne olurdu? Bir de onu görelim. Işık olmasa normal kapkaranlık fotoğraf olurdu. Tabii. Yani şimdi, burada biraz silüet etkisinden kurtarıyoruz fotoğrafı. Aynen öyle. Yani seni direkt ön plana çıkartıyorum. Geri kalan her yer simsiyah çıkıyor. Tabii. Tabii burada ışığımız da önemli. Yani kullandığımız ışık da önemli. Şimdi biz burada AD360 modelini kullandık. Aynen. Bazı noktalarda mesela 200 watt, AD200 ya da 300'ün bazı yerlerde yetersiz kaldığı durumlar olabiliyor. İşte sert ışığı tölere etme veya işte yeteri kadar softbox'tan aydınlık yapamama gibi şeyler oluyor. Aynen. Orada hani doğru flaşı almamız lazım. Burada bizim tercihimiz AD360'dan yana oldu ve AD360 modeli hani çok sert ışıkları da rahatlıkla tölere edebiliyor ki hani tam gücünü kesinlikle neredeyse hiç kullanmadık bile bugün. Yani 1/1'e hiç çıkmadık bile. Genellikle 1/4, 1/2'ye kadar maksimum çıktık. Çok rahat bir şekilde kurtardı bir de bizi. Bir de hani şuradaki hani genellikle işte yorumlarda falan şey oluyor hani AD360'ın yorumlarında. Hani şu gereksiz yer kaplıyor mu diye bir hani olumsuz bir dönüş oluyordu. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar taşıması çok kolay. Zaten kullandığımız kendi askısı da var zaten bunun. Aynen öyle. Bunu kullandığımız ışık ayağına şu şekilde koyduğumuz zaman zaten rahatlıkla bunu taşıyor ve hiçbir problem olmuyor. Hatta bir yerden bir yere taşırken de ışık ayağı bir omzumuzda, bunun askısı da bir omzumuzda öyle taşınıyoruz ve hiç ağır bir model değil yani. Hatta ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Bunun bir askılı kullanımı bataryanın. Bir de şurada çantanın yanına takabileceğimiz hani ışık asistanıyla mesela çekim yapan arkadaşlar için ışık asistanının çantasının yanına böyle takabileceği çok pratik. Yani öyle çok rahat kolay kullanımı olan bir alet aslında. Evet. Ki bugün çekimlerimizin hepsini multifonksiyonel softbox'la yaptık. O rahatlıkla kurtardı bizi. Şimdi peki Harun hocam şey soracağım. Bu flaşa biz farklı softbox'lar takmak istersek yani daha büyük 60'a 90, 70'e 100, işte 95 santim gibi büyük Bowens girişli takmamız için ne yapmamız lazım? Şimdi bunun ADS2 diye bir aparatı var. Işık ayağı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda AD360, AD200, AD100, AD300 gibi flaşları da büyük softbox'lar yani Bowens mount dediğimiz softbox'ları takabileceğimiz uyumlu hale getiriyor. Uyumlu yani hale getirebiliyor. Ama benim genelde bu tarz çekimlerde hani mobil flaşlarda tavsiye ettiğim şemsiye softbox'lar vardır. Tabii onlar çok daha pratik oluyor. Kurulumu ve sökümü çok pratik tabii olduğu için, taşınması pratik olduğu bir için. Bir de şey var şimdi mesela biz işte 140 cm'lik oktagon bir flaş getirdik yanımızda. Bir kere şimdi mobilite yönünden de bize dezavantajı olacaktır. Kesinlikle. Bir kere hani hem dışarıda kurulumu zor olacaktır. O yüzden bu tarzda küçük softbox'lar veya şemsiye softbox'lar her zaman bizim işimizi daha rahat çözüyor. Kesinlikle hani öyle. Çantadan çıkar, kur, çek. Bu aynen o kadar. Öyle. Diğerlerini kurması biraz zaman alabilir. Geri dolum süresi de bu arada çok hızlı. 0.05 saniye ile 4.5 saniye arasında değişiyor. Evet. Değişiyor dediğimizde şu, eğer düşük güçlerde yani 1/8, 1/16, 32 gibi güçlerde kullanıyorsak 0.05 saniye gibi sürede geri dolum yapıyor. Eğer bunu 1/1'de ve 5 kare ve hatta 5 karenin üstünde bir sayıda yani çekim yaparsak. Yani multimodunda peş peşe patlattık, yardırdık öyle mesela. O zamanlar 4.5 saniyeye kadar evet çıkıyor ama yine de böyle bir güç için 4.5 saniye tabii cidden yani çok hızlı. Tabii yani hani Guide Number 80 hani HSS flash hani çok sert bir şekilde patlıyor. 4.5 saniye çok da fazla bir süre değil. Zaten multi modunda yani 0.05 saniyede rahatlıkla bizi götürecektir bu. Kesinlikle öyle. Evet, başka anlatmak istediğim bir şey var mı? Evet, genel olarak flash'ın ayarları bunlardı. Zaten hani çektiğimiz fotoğraflarda döndü. Hani öncesi ve sonrası fotoğrafları. Umarım faydalı olmuştur. Evet, görüşmek üzere.